Bursa Haber ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sevgili Muharrem Karabulut ile yerel seçim gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Malum 31 Mart seçimlerine az bir zaman kaldı. Sahalar hareketlendi. Biz de bu sahalardaki son gelişmeleri sizler için konuşacağız. Ama öncelikle Muharrem Bey'e hoş geldiniz diyerek sözü size bırakayım. Hanım, teşekkür ederim. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletelim. Malum yerel seçimler herkesin derdi, beklentisi ve gündemi seçim. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye birbirleriyle konuşuyorlar. Ama biz dün ülkemiz için, dünya tarihi için çok önemli bir gün yaşadık. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anavartalar Komutanı ve oradaki silah arkadaşlarıyla orada şehit olan, Çanakkale Savaşı'nda Bursa'nın en fazla şehit verdiği bir il olduğu da tarihte ve kitaplarda yazıyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca her Türk gencinin, her Türk ailesinin Çanakkale'ye gidip, Gelibolu'ya gidip oradaki o şehitlikleri ve atalarımızın orada düşmanla nasıl savaştığını görmelerini tavsiye ediyorum. Sağ olun. Onlar sayesinde şu an bu özgürlüğümüzün keyfini çıkartabiliyoruz. Doğrudur. Aynen. Yarın da bu arada mutluluk günü. Evet, ona da değinelim. Onu da öğrendik. Bizim konumuz siyaset. Acaba siyasete de mutluluk gelecek tabii mi? Tabii ki siyasette de mutluluk çok önemli. Çünkü insanlar seçim kazandıkça mutlu oluyorlar. Bir yere gittiklerinde, karşılandıklarında, iyi karşılandıklarında, işte halkın, seçmenlerin kendilerine teveccüh gösterdiklerinde mutlu oluyorlar. Sağ olsun internet sayesinde biz de bu günleri hatırlıyoruz, unutmuyoruz. Herkesin mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamasını dileriz. Tabii şu dönem siyasi arenada mutluluk bulmak biraz zor olsa gerek. Heyecan çoğunlukta. Sadece heyecan da diyemeyiz. Evet. Gerçi bunlara ilerleyen zamanlarda değineceğiz. Ama şuradan başlayalım istiyorum artık. Seçim kampanyaları boyunca adaylar ve partiler birçok seçim stratejisi yürüttü. Peki bunların seçmen davranışları üzerinde etkisi ne? Çünkü seçimlere az bir süre kaldı ve burada da seçmenlerin ne düşündüğü önemli bir unsur. Evet, şimdi ülkemizdeki gelmiş geçmiş eski seçimlere bakalım, şimdiki seçimlere bakalım. Seçim öncesinde adaylar ringe çıkıyorlar. Yani deyim yerindeyse tabii ki aday oluyorlar, şey yapıyorlar, sahaya çıkıyorlar. Ama kendi aralarındaki konuşmaları da öyle, bizim nezdimizdeki şey de öyle. Ringe çıkıyorlar. Ringe çıkarken de bir takım iddialarda, bir takım projelerle ortalığa gidiyorlar. Şimdi proje bazında açıklayarak seçim kazanan aday Türkiye tarihinde şimdiye kadar yok. Yani benim projem çok iyi, benim projem çok kötü diye. Bakın Bursa'da da aynı şekilde söyleyebilirim. Mesela meclis dışında kalan Aydınlık Demokrasi Partisi var. Onun belediye başkan adayı var, Zafer Sicimoğlu. Bursa'daki adaylar arasında en güzel proje ve en akılcı projeler onda gözüküyor şu anda. Yani uçuk kaçık projeler değil. Kaynağı belli, yapılması belli, nasıl yapılacağı belli, süresi belli bir de. Şimdi atıyorum, diyorlar ki işte raylı sistemi şu kadar kilometreden şu kadar kilometreye çıkartacağız. İki tane çizgi atmışlar. Şuradan şurası, şuradan şurası. İyi kardeşim, bunun temeli ne zaman atılacak? Ne zaman inşaatı bitecek? Ne zaman vatandaş buradan faydalanacak? Onlarla ilgili açıklayıcı bilgiler yok. Ya da trafik akışını i̇şte, aşağıdan sağlayacağız. Zaten onlar artık kronik sorunlar. Bütün dünyanın kronik sorunları. Bunlarla ilgili proje geliştirmek tabii ki kent için iyi, vatandaş için de iyi ama vatandaş projeye bakıp adaylara oy vermiyor. Vatandaşın birinci tercihi adaylara tanınırlığı, ikinci tercihi ise ideoloji. Yani parti ve ideoloji burada ağır basıyor. Mesela onun için adaylar madem projeleri iyi, kendine güveniyorlar da niye işte kent uzlaşısı, Türkiye İttifakı, ne bileyim bilmem de ittifakı diye birbirleriyle veya diğer partilerle ittifak kurmaya çalışıyorlar. Bir de vatandaş açısından buradan da bakılıyor, gözleniyor. Yani şu an belirleyici olan tam olarak ne? Adayların kişisel özellikleri mi, partilerin ideolojileri mi, yoksa vaat ettikleri projeler mi yok, desek? Yok, ideoloji birinci sırada geliyor. Partilerin ideolojileri. Tabii ki seçim sonuçlarını ideolojiler belirliyor. Bakın geçmişte ideolojiden söz edilmişken hatırlatmakta fayda var. CHP ile DSP, şimdi eski 12 Eylül öncesinde CHP'nin genel başkanı rahmetli Bülent Ecevit'ti. 12 Eylül sonrasında işte
3 parti kurulmasına izin verildi. Geri kalanlar veto yedi siyasi oluşumda. CHP'nin yerine o zaman şey kurulduydu. Bir SODEP, bir de Halkçı Parti kurulduydu. Sonra SODEP ile Halkçı Parti birleşti, CHP oldu. Bunun karşısına Ecevit yasaklar kalkar kalkmaz, hatta kalkmadan eşinin üzerine, Rahşen Hanım'ın üzerine Demokratik Sol Parti'yi kurdu, solda. Dediler işte bölünüyor, parçalanıyor, bir bölen bir şey yapan falan diye de bir türlü bugünkü olduğu gibi tartışmalar yaşandı. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra gelelim bugüne. Bugün de AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında oyların bölünmesiyle ilgili ufak tefek bazı tartışmalar var. Diyor ki işte aday çıkartması seçim kaybettirecek, işte şu yapacak. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Nedir? İdeolojinin siyasi partilerde ağırlık basması. Yani adayın projesini bugün çıkalım sokağa şimdi, hangi aday ne proje açıklamış diye soralım seçmenlere. En bilinçli partili bile seçmenler olsa bilemiyorlar. Aynı zamanda partilerin belediye meclis üyesi olarak aday gösterdiği isimler var. Listelere evet. Yazıldı. Gidelim onlara soralım. Diyelim ki sizin partinizin belediye başkan adayı nasıl projeler açıkladı, neler açıkladı? Belli başlı 2-3 tane sayarlar, 5 tane sayamazlar. Çünkü niye? Yok. Yani akıllarında bunların projecilik, çocuk, bunluk veya hizmetle ilgili bir beklenti yok. Beklenti nedir? İdeolojinin galip gelmesi. Yani şimdi görüyoruz 156 tane proje açıklayan da var. İşte ne bileyim her gün bir proje deyip... Doluluk önemli aslında burada da. Hayır, doyurucu ve kentin sorunlarına kalıcı çözüm getirecek projeler önemli. Yani doluluğa çıkıyor nihayetinde evet. Sonuç odaklı olursak. Evet. Demokratik Sol Parti dediniz, buradan devam etmek istiyorum. Demokratik Sol Parti'den Gürkan Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanlarına önerileri var. Evet. Sizden alalım mı o önerileri? Şimdi Gürkan Bey 2 sene önce Demokratik Sol Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Şimdi Bursa'da kentle ilgili olarak fikir üreten, proje geliştiren birkaç kişi var. Bir elin 5 parmağını geçmiyor. Bunların başında işte MHP'den geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliği yapan Cemil Aydın geliyor. Her konuda sağ olsun bize bilgilendiren, hatırlatan, güzel güzel mesajlar çekiyor, güzel güzel konuları gündeme getiriyor. Gürkan Bey de bunlardan birisi. Bursa adına fikir ve proje üreten isimlerden bir tanesi. Şimdi Gürkan Bey'in Bursa'nın heykel önüyle ilgili bir takım önerileri var. Şimdi ben geçen hafta bir yazı yazdıydım. Bursa'da işte heykel önünde. Ahalilik binamız var bizim, tarihi bir vilayet binası heykel önünde. Otoparkı yok. Gelen misafirler kapının önüne yaya kaldırımlarını, araçlarını bırakıyorlar. Çevresinde betonlaşmış evler dolu. Daha önce valiliğe ait olan, sonra belediyeye verilen giden yerler de, kamu binaları da gitti, özelleştirildi, gitti. Şimdi heykelin tam göbeğinde, heykelin tam karşısında bir iş anı varislerince komple satılıyor. Evet. Gürkan Bey diyor ki o iş ananı diyor belediyeler kamulaştırsın, alsın. Ondan sonra burasını diyor meydan açsın, güzelleşsin. Valilik tarihi binanın çevresi açılsın. Orada mesela Bursa Kent Müzesi var, eski adliye binası. Yukarıda Baron'un ve şimdi bıçakçılık müzesiydi. Şimdi bakıp bir vakfa verildi. Orası var. Arada kalan yerler var. Buraları diyor meydan olsun diyor. Yani Bursa'ya yakışan bir meydan kazandıralım diyor. Bir de Atatürk heykelinin bakıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani bu da Bursa adına bence fikir üreten, sevindirici bir proje olarak başkan adaylarının dikkate almasını isteriz. İpek böceğinin kaldırılmasına İpek böceğiyle belirmiştim. İlgili çok şey var. Onunla ilgili gerçekten anketler yapıldı. Şimdi o bakış açısına göre değişiyor. Şimdi heykelden altı parmağa gidecek veya şeye gidecek olanlar biniyor, gidip dolaşıp geliyor. İpek böceğinde de mesela dolmuşlar vardı, şeyler vardı. Trafiğe bence öyle akış daha rahattı. Akış rahattı da gelen araç sayısı çoktu. Şimdi nüfus da arttı, daha fazla. Mesela bir dolmuş 4 kişi alıyor ve gidiyor. Öyle diyelim ki bir, her seferinde 500 kişi taşısın bir İpek böceği. O 500'ü 4'e bölersek 125 kişi.
Tam 125 tane araç düşünün arka arkaya. İpek böceğinin peki, bir seferde. Peki toplu taşıma için gerekli kişi kullanıyor mu ipek böceğini? Kullanıyor. Onu konuşmak gerekiyor. Evet, kullanıyor ve beklentinin daha üzerinde kullanım var. Şimdi şöyle düşünün, 125 tane aracın arka arkaya gelmesi niye bir tek ipek böceğinin dolaşmasını? Peki bu şikayetlerin çoğu nereden geliyor? Burada şimdi bir tezatlık oluşuyor. Şikayetlerle ilgili esnaf daha önceden oralarda mesela ipek böceğinin geçtiği yerlerde millet arabasını park edip esnaftan durup şey yapıyordu. Bu da trafik sıkışıklığına yol açıyordu, denetleniyordu. Aslında bununla ilgili Bursa'nın kalıcı bir ulaşım master planına ihtiyacı var. Bu yapılmıyor. İşte eskiden bir tane yapılmış, boynunu değiştirip yeni master planı yaptık diyorlar. Bilimsel bir veriye dayanmadan yapılan işlemler böyle tartışmaları gündeme getiriyor. Mesela yine T1 Cumhuriyet Caddesi ile Meydancık İncirli Caddesi arasında kalan tramvayla da ilgili geçmişte şey var. Hatta bir ara kaldırdılar, bakım yapıyoruz falan diye. Ama millet isyan etti. Niye isyan etti? Millet İncirli'den, Meydancık'tan, Davutkadı'dan gelip oraya biniyor. Hı hı. Gelip çarşıda işini görüyor. Tekrar biniyor, gidiyor. Tek vasıtayla dolaşıp duruyor. Buraya siz dolmuşları koyuyorsunuz. Dolmuşların bir tarafta durağı, öbür tarafta durağı. Yani bir dağınıklık söz konusu aslında. Hem dağınıklık hem de araç sayısı çok fazla. Artı milli ekonomiye de zararları var. Şimdi 125 tane aracın yaktığı yakıt, bir de 500 kişi taşıyan T1'in bir seferde yaktığı yakıt, yani masrafları bakarsan arada %90 daha fazla şey var, yakıt harcaması var. Yani T1'in bir seferi, pardon, İpek Böceği'nin bir seferi 125 tane arabanın harcadığı bedelin %90'ı kadar tasarruf sağlıyor. Hani biz yeni gelişmekte ülkeyiz, kaynaklarımız kıt. İşte petrole bağlı büyüyoruz, enerjiye bağlı yatırım yapıyoruz. Niye bu şekilde biz kullanmayalım ki? Yani bundan 100 sene önce, 200 sene önce Avrupa'nın pek çok devletleri yapmış aynı sistemi, tramvay sistemlerini. Avrupa'ya gidin, bugün hepsi tıkır tıkır çalışıyor. Ya tabii daha farklı geliştirilebilir olsaydı tabii daha güzel olurdu diye alışmak düşünüyorum. Alışmak lazım. Yavaş yavaş diyorsunuz. Evet, alışmak lazım. O zaman yerel yönetimlerden devam edelim. Yerel yönetimlerin vatandaşlar üzerindeki etkisi ve önemi de aslında farklı görüşler bulunuyor bu hususta. Evet. Sizce yerel yönetimlerin halk üzerindeki etkisi nedir ve yerel seçimlerin toplumsal yapımıza olan etkisi nasıl değerlendirilmeli? Şimdi yerel yönetimlerle ilgili olarak her gün seçim yaklaştığı için birkaç tane açılış, birkaç tane yeni hizmet, birkaç tane yeni proje açıklamaları var. Aslında yerel yönetim doğumdan ölüme kadar, yani insanın dünyaya ilk gözlerini açtığı andan itibaren ölüm, mezarlığa yerleştirilene kadar her türlü hizmetten sorumlu bir kamu kurumudur. Bunlarla ilgili yapılması gereken rutin işlemler var. Bunun dışında işte semt parkı şu bu, yapması gereken gidiyor. Şimdi yerel yönetimlerde şöyle bir olay var. Sosyal medyada daha çok paylaşım yapan, İşte hangi başkanın takipçisi daha fazlaysa ona göre bir algı yönetimi oluşturulan, ne bileyim işte İstanbul'da geçen bir çıktı troll dediğimiz, yani yandaş dediğimiz belli gruplar var. Mesela bir paylaşım yapıyorlar, altına bir sürü olumlu olumsuz yorum yapıyorlar ve herhangi bir kamuoyu oluşturup milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Aslında bu algı yönetimleriyle ilgili de bazı belediye başkanları da şikayetçi, bazıları da hayatlarından son derece memnun. Niye? Bir algı yaratmışlar. Mesela Bursa'da diyelim ki, şimdi kullanıyorlar, Bursa'nın diyorlar işte Paris'i Nülüfer ilçesi. Tamam, belli bir yeni gelişim bölgesi, sıfır gelişmeye açık bir yerde. Peki Nülüfer ilçesi gerçekten Bursa'nın Paris'i mi? Orada yaşayanlara soralım. Mesela diyelim ki, atıyorum, yeşil alanlarla ilgili AK Parti adayı Celil Çolak bir açıklama yaptı. Bütün yeşil alanlar gasp edildi ipotek diye. Bakıyoruz. Kamu hazine arsası 40 dönüm. Trio podyum parkın olduğu, pardon, podyum parkın olduğu yer Cumhuriyet Mahallesi'nde. Burada uzun süreli bir inşaat yapıldı. Yani hakkından çok çok üzerinde inşaat yapıldı. Belediye burasını ilçe belediyesi park yapacağım diye almış, ismine podyum park demiş ama beton yığını, AVM'ler ve eğlence merkezleri dolu.
Çevreye otopark ve gece eğlencesi nedeniyle orada oturanların çok büyük tepkisini çekiyor. Tabii orada oturmayıp mesela Bursa'nın çeşitli bölgelerinden de oraya eğlenmek için gelenlerin de alkışını alan, bir algı yönetimi yapılan bir yer. Mesela beton yığını olmuş gitmiş. Bir de hazineye diyelim 1 lira para veriliyorsa oradaki işletmeci kiracılarına yönelik, ki bununla ilgili de çok büyük iddialar var, bunlar araştırılması lazım. Sanırım oranın süresi de bu aralarda olmak üzere. Yani belli bir süreliğine verildiydi yap işlet devrette. Şimdi hazine 1 lira kira alıyorsa işletmeci burayı 100 lira kiraya verdiği iddiaları var. Bunlar da çok önemli. Yani diyorlar ya Nilüfer iyi ama rantiyeye çalışıyor. Aynen bu rantiyenin biridir. Kentsel dönüşüm de çok konuşuldu. Kentsel dönüşümün haricinde başka şeyler de var. Kamu arsalarının sıkıntısı var. Yani Celil Bey bunları gündeme getirmeye çalışıyor ama anlatamıyor. İşte algı yönetimi var. Biz diyor çok güzel diyor modernleştirdik. Sen modernleştirmesen tüyü bitmemiş yetim hakkını bir kişinin rantına açmış oluyorsun. Aynı şekilde Görük'te de Trio var. Bu Trio'ya bakıyoruz. Arsası üniversitenin arsası. Belediye oraya kültür merkezi yapacağım demiş. Bir gidiyorsun kültür merkezinden eser yok. Yani nasıl bir kültür merkezi ise yani hayatta bir kültür merkezine benzemeyen her şey var ama. Nasıl? Aynı. Yine istimlak etmişler kamunun arsasını. Ticarethaneye döndürmüşler. Bunlarla ilgili Nilüfer'de senelerdir konuşulan ama kimsenin ya ne oluyor bir bakalım inceleyelim deme diye sürekli üstü örtülen bir algı yönetimi var. Sonra yine Görük'le Üniversitesi'nin içinde 3 Mart Azizoğlu Koleji. Burası da kültür merkezi yapılacak diye üniversiteden alınmış, kiralanmış. Şu anda Bursa'nın en pahalı koleji var orada. Yani nasıl bir, yani Nilüfer halka yönelik ne yapmış? Bir bakıyorsun, yeşil alan mahallede diyelim şeyde, Barış Mahallesi'ndeki bir yeşil alan park birine vermiş, adam oraya getirmiş, bir restoran açmış. Bir başka kafe açmışlar. Çocuk parkına oynayacak yer yok. Sitelerin içinde var. Yine aynı o şu anda nikah dairesi olarak kullanılan yer. Vatandaşlar huzurevi yapılsın diye belediyeye arsa bağışlamışlar. Huzurevinin neyisi yok. Gene rantiye. Yani Nilüfer'in Yıldırım'da oturan, Osman Gazi'nin pek çok bölgesinde oturan, işte İnegöl'de oturan, Kestel'de, Kemalpaşa'da, şurada burada oturan vatandaş bunları bilmiyor. Bunları anlatması gerekiyor birilerine. Peki Nilüferliler biliyor mu? Nilüferlilerin %80'i biliyor. %80'i ama biliyorsa neden sonuçlarda hayır, bir değişiklik olmuyor? Sonuç işte olmuyor. Oradaki iş ideoloji ve kurtarılmış bölge bencilliği var. Mesela diyelim ki burada daha önceden neyden Bursa'nın kurtarılan bir bölge? Yani pek çok kişiye göre orası kurtarılmış bir bölge işte algısı var. O nedenle yani diyoruz ya algı yönetimi var gidiyor. Mesela Nilüfer'de oturan dün bir avukat arkadaşımla görüştüm. Özlüce'de oturuyor. Diyor ki buradaki diyor restoranlar yüzünden evimizin önüne araba bırakamaz hale geldik diyor. Bebek arabalılar geçemiyor diyor kaldırımlardan. Bir de yine Nilüfer Belediyesi'nden ilgili daha önce de soruşturması açıldıydı. Yaya kaldırımları gidiyor. Yandaş müteahhit hikayesi var, iddiaları var. Bunlarla ilgili pek çok olay var ama nitekim yani belirsiz birileri, yani belki bir gizli el vardır diye üzerine örtülen bir sürü projeler var. Diyelim ki yaya kaldırımlarında Bayındırlık'ın yapı müdürlüğünün bir standardı var. Altına derler işte 10 santim beton dökeceksin, üstüne işte birkaç santim kum dökeceksin, onun üstüne de taş döşeceksin. Bir gidiyorsun Nilüfer'in yaya kaldırımlarında kilometrelerce belki, yani abartarak demiyorum ki ben, İddiaları gündeme getiriyorum. Bir ara soruşturma açıldıydı. Sonradan işte engebeliymiş de, beton durmuyormuş da, bilmem neymiş diye şey yaptılar. Bursa'da bilirkişi bulamadılar. Daha gidip İzmir'den bilirkişi getirdiler. Yani böyle bir olaylar da var. Tabii bunlarla ilgili bu dedik ya biraz önce ideolojik ve algı evet, yönetimi seçimleri etkiliyor diye. Böylece bir sıkıntı ve sorunlar da var halkın bilmediği. Bunları tabii anlatmak bizlere mi düşüyor, siyasetçilerin mi uğraşması lazım? Biz medya olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Bir gazetecinin görevi aslında aynen, bu siyasete bırakırsak algı yönetimine tekrardan evet, dönmek zorunda yok, kalacağız. Gazetecinin görevi kamu çıkarlarını korumaksa biz de kamu çıkarlarını koruma adına bunları gündeme getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Algı yönetimi dedik şimdi etki eden faktörlerden bahsettik. Peki bu faktörlerin seçim sonuçlarına etkisi neler olur?
Valla insanlar, algı yönetimine inanan insanlar genelde karşısındakinin, dedim ya hani, projesine şuna buna bakmıyor. Bir ideolojisine, peki bu adam olursa benim istediklerim olur beklentisi var. O nedenle algı yönetimine kanan ve buna göre siyasi tercihlerde bulunan seçmen grubumuz var. Ve bu seçmen grubu Bursa'da eski seçimlerden de bakarak şey yaptık ve %20 civarında bir oy topluyor. Yüzer gezer oylar bunlar. Yani bunlar iktidara kim yakınsa ona veya iktidarda kim varsa ona dağılıyor bu oylar. Bakın anketlerde de zaten şey var. En son mesela ankette %10 civarında bir kararsız çıkarmışlar. Onlar bu %20 seçmenin duruma göre hareket eden insanların ortaya çıkardığı bir durum olarak değerlendiriyoruz. Tabii insanların aslında seçimlerde tabii ki her partinin, her insanın aday olma hakkı var. Herkesin seçilme hakkı var. Vatandaş ne derse doğru söyler. Onların seçme hakkı var. Fakat biz ne ön seçim yapıyoruz, ne siyasi partiler kanununu doğru dürüst uyguluyoruz, ne her seçim öncesinde konuşuyoruz. Bu seçim kanunu işte Türkiye'ye uygun değil diyoruz ama hiçbir parti seçimden sonra gidip seçim kanunu değiştirelim diye çalışma yapmıyor. Onun için seçtim seni, ben bunu seçtim, sen de bunu seçiver diye bize bir dayatmalar var. Bunların da bilincinde olan vatandaşlar var. Onlar da diyorlar ki işte kötünün iyisini seçeceğiz veya en hayırlısı olanı seçeceğiz diye bir tercihde bulunuyorlar. Yani algının seçimlere etkisi bana göre bu şekilde çıkıyor karşımıza. Şimdi biz anketlerin güvenilirliğini sürekli konuşuyoruz. Sıkça tartışma konularından biri. Her parti kendi anketini yayınlıyor. Son yapılan anketlere bakalım mı? Vallahi bakalım işte vaktimiz varsa ama şöyle söyleyeyim ben size. Mesela Yıldırım'la ilgili geçen günlerde bir paylaşılan anketi ben size söyleyeyim. Tamam. AK Parti 54 diyorlar. CHP 18, İYİ Parti 7-14, TEM Parti 6,5. Şimdi Büyükşehir'e bakıyoruz. Bu ilçe içinde. Büyükşehir 53-50, CHP 32. Tabii bunun hemen tersi var. CHP'nin açıkladığı bir anket var. Onu bakıyorum. O da ben söyleyeyim. Tamam. CHP %41.4 ise AK Parti %38.3'te. Evet. Şimdi bunlar birbirinin tam tersi oluyor. Mesela geçen hafta ilçe ilçe açıklanan bir anket vardı. Bir gazetede, sol bir gazetede yayınlandı. Mesela bundan önceki yerel seçimlerde 2019'da AK Parti'nin aldığı oy oranlarında bir iki değişiklik yapılmış. Onlar CHP'ye yazılmış. CHP'nin yaptığı ankette CHP'nin bu arada CHP. Selçuk Türkoğlu'nun oyu da diğer anketlerin nazaran yüksek çıkmış. %5.4 normalde %2 olarak gözüküyor. Evet. Bayram Kazancı ve Sedat Yalçın'ın yüksek çıkmasına ne diyorsunuz? Özellikle Sedat Yalçın'da bir yükselme söz konusu. Şimdi şöyle, Bursa'da epey iddialı bir seçim var. Şunu da söyleyeyim ben size. Bursa'da kaç parti seçime giriyor? 3 tane. 3 tane bağımsız adayımız var. Onu bir defa hatırlayalım. Bursa'da evet. 5 tanemiş pardon bağımsız büyükşehir belediye başkanı. 22 tane de siyasi parti var. 27 tane aday yarışacak. Şimdi bu 27 aday arasına bakıyoruz. Mecliste temsil edilen artı seçimi kazanabilecek adaylar diye halk arasındaki algıya geldik yine. Algısı olan adaylara bakıyoruz. Şimdi mevcut AK Parti Bursa'da 2002'den beri yerel yönetimlerde de 2004 yılından beri iktidarda. Tabii bunun yanında CHP Nilüfer'de diyelim 2000'den önce 99 senesinden bu zamana 25 yıldır iktidarda Nilüfer'de. AK Parti 2004'te aldı 2004. Yerel seçimleri. Evet. 99 seçimlerinde DSP'den işte Nilüfer alındı. Sonra DSP o zamanki belediye başkan adayını disipline verdi. Partisinden uzaklaştırdı. Sonra o aday, o kişi CHP'ye geçti. Hala CHP'de devam ediyor. Yani 25 yıldır sol yönetimde bir yer. Şimdi anketlere bakıyoruz. Yine de bakıyoruz. Herkes bakıyor. Şimdi
parayı veren, düdüğü çalan anketler çok. Bunlara itibar etmeyelim. En son CHP mesela Yıldırım'ı kazanmış, Keles'i kazanmış, Oraneli'yi kazanmış, olsun. Şeyi kazanmış. Bir Osman Gazi'de 2 puan farkla AK Parti kazanmış. Başka nerede, bir yerde daha AK Parti kazanmış. İnegöl'de sanırım. İnegöl ve Osman Gazi'yi AK Parti'ye bırakmış, geri kalan bütün 15 ilçeyi kazanmışlar. Hayırlı olsun diyelim. Yani şimdi en son baz alacak olursak 2023 mesela 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını alırsak baz aldık diyelim. Burada bu ilçelerde CHP'nin Millet İttifakı'na rağmen oylarını toplasan yine kazanamıyor. 2019 senesinde yine Millet İttifakı girdiler ki bu ittifakta İYİ Parti de vardı. O zamanki HDP, şimdiki Demleme, onlar da vardı, hepsi vardı, Saadet de vardı. Şimdi bakıyoruz hepsi kendi kendine aday çıkardılar. Şimdi yeniden Refah Partisi ile ilgili olarak ilk programa başlarken sizinle görüştük. DSP, CHP, işte yeniden Refah ile AK Parti arasındaki hani bölme, seçim kaybettirme çalışmaları ve iddiaları ile ilgili. Şu anda yine aynı durumla karşı karşıyayız. Bazı anket firmaları seçimi kazanamayacağı bildikleri adaylara yüksek puanını gösterip yüzer gezer seçmenleri hani bu %5 alıyormuş hadi bir de destek alalım 6 olsun hani biraz şey olsun bunlara bir ders verelim iktidara diye düşünen kesimlerin oylarını etkileme adına böyle bir çalışma yapılıyor. Zaten bu geçmişte de yaşadık. Bugün de yaşıyoruz. Yine 31 Mart seçimlerinde de sandıklar açıldığında halkın anketini göreceğiz. Bakın 14 Mayıs'ta birinci turda %55-65'ti sonra 55'e düşürdüler. Millet adayının seçimleri kazanacağını söylüyorlar anketler. Ve hep şimdi televizyonlarda da şurada burada da aynı şeyler konuşuluyor. Neymiş? Yanılma olmuş. Yanılma olmaz. Yani bu anketle ilgili MHP'nin bir yasa tasarısı var. Onun çıkarılması lazım. Şimdi gelelim ankete. Gidelim mahalle mahalle. Bursa'nın heykeline gidin, sorun. Heykelde AK Parti çok az çıkar, CHP fazla çıkar. Ama gelin Bağlarbaşı'na gidelim. Bağlarbaşı'nda CHP tadımlık çıkar. Yani yok denecek kadar az çıkar, AK Parti çok yüksek çıkar. Şimdi anket yapan firmaların seçtiği yerler neresi? Diyor ki işte 2000 kişi, 3000 kişi. Bursa'da 600-700 bin seçmen var yani 1000 kişi, 2000 kişinin anlatması, bu seçmenlerin hepsinin aynı bu şekilde olacağı seçtiğiniz anlamına gelmiyor. Bir de bölgeler çok önemli. Şimdi herkes affedersin kendi mecrasında çalışmalar yapıyor. Zaten şu da var, adayları gözlüyoruz. Bazı adaylar gittikleri yerlerde sadece kendi konuşma şeylerini paylaşıyorlar, masa resimlerini paylaşıyorlar. Katılan vatandaşlarınla ilgili meydan paylaşımları yok. Yani bu da demek ki ilginin, onlara karşı olan ilginin azlığından. Çünkü niye, insan neye gidiyor oraya? Beni bak vatandaş yanımda beni destekliyor diye göstermesi lazım. Göstermiyorsa ilgi eksikliği var demektir. Bunlar da yine algı yönetiminde vatandaşı etkileme alarak kullanılan bir yöntem. Karşımıza çıkıyor sürekli olarak. Şimdi baktığımızda 27 tane aday var. Evet. Ama bizim burada konuştuğumuz belli başlı adaylar var. Evet. Kazanması yüksek olan evet. adaylardan bahsediyoruz. Baktığımızda da bu 27 aday da kazanamayacağını tahmin etmeli. Yani yok belki adayların çoğu kazanamayacağını biliyorlar. Ama benim merak bu bir medeni ettim. Cesarettir. Bakın, sizce medeni cesaret mi yoksa medeni geleceğe adım atmak mı diyelim? Şimdi siyasi kimisi, bir hamle de olabilir kimisi bu. Kimisi mesela çıkıyor partiye gidiyor üye bile değil şey bile değil aday adayı oluyor. İsmim duyulsun diyor. Kimisi gidiyor ben diyor arkadaş buradan aday oldum diyor. İşlerimi geliştirmek istiyorum diyor. Mesela biz sizinle daha önce de konuştuk eski programlarda. Siyasi partilerin yönetim ve idari yapılarına baktığımızda avukatlarla muhasebecilerin ve müteahhitlerin çoğunlukta olduğunu söylemiştim. Evet. Yine aynı durum. Yani kendisini insanların tanıtması için
Birkaç şey lazım. Ya medyaya gidecek, güzel güzel reklam ya verecek. Olacak. Ya da gidecek, bir siyasi partiye gidecek, bir yerde şey olacak. Eskilerde bir deyimi vardır. Erkek çocukları için söylenirler. Bak oğlum, ne olursan ol, bir baltaya sap ol. Aynen bu olay da böyle. Aslında şimdi, baktığımızda siyasi hamle açısından da iyi bir şey olabilir şu açıdan. Bir dahaki seçimler de olacak. Belki farklı bir alandan katılım da olabilir, işte milletvekilliği gibi. Şimdi şöyle, mesela bu seçimlerde aday adayı olan veya aday gösterilenlerin pek çoğunu biz bir sonraki seçimlerde seçimleri kazanan partilerin kapılarında görebiliyoruz. Görürüz de, geçmişte de gördük. Yarın da görmeyeceğimizin garantisi yok yani, göreceğiz. Bunların nedeni kendilerini tanıtmak ve reklam yapmak, işlerini geliştirmek, çevre edinmek. Ondan sonra da bak benim işte şimdi bazı kişiler gidiyor sosyal medyada 1 milyon takipçim var, 10 milyon takipçim var deyip reklam şirketleriyle pazarlık yapıp para kazanıyorlar ya. Bunlar da işlerini geliştirip işte siyasete kendilerini bir nevi pazarlamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Biz bundan önceki programlarda seçim için harcanan paraları da konuşmuştuk. Bunlar evet. Ciddi rakamlar. Evet, gerçekten evet, tanınmak evet. İçin buna değiyor mu bilemem. Değiyordur ve herhalde bu kadar çalıştıkları. Sormak lazım seçimden sonra evet. Değdi mi diye. Evet. Şimdi çok konuşulan iddialardan birisi var. Programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaştık ama bunu atlamak istemiyorum. Her partide bu sıralar sular durulmuyor ve belirli evet. İddialar oluyor. 50 milyon meselesi var CHP'de biliyorsunuzdur. Vallahi ben de onu sosyal medyada gördüm. CHP'nin yani bazı seçim grupları yardımı var. Geldi mi, gelmedi mi? Gruplarda evet paylaşıyorlar. İşte bazı ilçe başkanları il yönetiminden gelen sosyal yardımlardan seçim yardımlarından bize de verir. Şimdi bakın Türkiye'deki siyaset sistemi şu. Grubu olan işte %5 oy alan mı 3 oy alan mı ne siyasi partilere, mecliste grubu olan siyasi partilere ve milletvekilleri olan siyasi partilere, hepsi alamıyor tabi. Bazıları alabiliyor. Yani bu oy oranlarını düzenleyenler, denk gelenler alıyor. Hazine yardımı oluyor seçimlerde. Kimi parti diyelim ki 500 milyon alıyor, kimisi 3 milyon, 5 milyon alıyor. Şimdi CHP Genel Merkezi, iddialar da bunlar. Bizim bildiğimiz, gördüğümüz yok. Para pul işlerinden de atlamayız pek. Ama söyleyin şunu, o seçim otobüsleri suyla gitmiyor, bedava gitmiyor. Onların yakıtları var, orada görevliler var. Onların gittikleri yerde bir takım sosyal ihtiyaçları oluyor. Onlarla ilgili harcama yapmaları lazım. Yemek yemesi, çay içmeleri gerekiyor. Onlar için para lazım. İlçe yöneticisinin, il yöneticisinin seçim çalışması sırasında kullandığı araçların benzini, ne bileyim yakıtlarının gitmesi lazım. Gittikleri yerde kahvede kendilerini alkışlayanlara çay ısmarlıyorlar. Onların parasının ödenmesi lazım. Yani bir sürü masrafları, görünmeyen masrafları var. Yani sadece biz seçim otobüsü yapılmış, seçim minibüsü yapılmış veya 3-5 tane billboardlar resim açılmış, şu açılmış, bu açılmış diye seçim harcamalarını düşünmememiz gerekiyor. A'dan Z'ye çok değişik kalemlerde harcamalar oluyor. Şimdi iddialara göre bizim de kulağımıza geldi. Gerçi kendileri sosyal medyada bunu sık sık paylaşıyorlar. CHP'ye genel merkezden 50 milyon lira bir para aktarıldığı söyleniyor. Bu 50 milyonun işte 30 milyonunu bir ilçeye gittiği. Yani tabii onlar kabul etmiyorlar böyle bir şeyleri. Geldi gelme diyorlar. 20 milyonun da büyükşehir adayı için harcandığı, kullanıldığı söyleniyor. Öbür ilçeler yok, hadi biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar meselesi. Şu anda bu. Tabii bu CHP'nin kendi iç işleri ama kamuoyunu ilgilendiren tarafı biliyorsunuz, İstanbul'da bir görüntüler ortaya çıktı. Şimdi savcılık da el koydu, bir araştırma yapılıyor. Bir il binası alımıyla ilgili olarak işte para sayma makinesi, şunlar bunlar. İl binasını almakla görevli olmayan, yetkisi olmayan insanların o paraları taşıması, şey yapması, bir takım iddialar var. O iddiaların üzerine bir de böyle bu hani oradan para gelmiş bize niye koklatmıyorsunuz diye konuşulması da CHP açısından ve CHP'nin kamuoyundaki algısı açısından bana göre eksi puan yazıyor. CHP'nin en kısa zamanda kuruluş kriterlerini ve altı okun
ilkelerine geri dönmesini temenni ediyoruz, istiyoruz yani düzgün bir siyaset olması açısından. Şimdi gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, DEM de kol kola girmiş, DEM'cileri listesine koymuş. Gerçek Atatürkçüleri, milliyetçileri, senin kardeşim orada yazıyor. Milliyetçilik, vatanseverlik, devrimcilik, Atatürkçülük, nerede bunlar? DEM tam karşısını savunuyor. Yani ülkeyi bölmeye çalışan bir grubun, bir yasa dışı örgütün siyasi uzantısı diye herkes konuşuyor. Kendileri de bunu anlatıyorlar. Bizim amacımız bu diyorlar. Sen bununla kol kola giriyorsan, öbür taraftan gelen yardımlarla ilgili bir doğru dürüst kamuoyunu tatmin edici bilgilendirme yapamıyorsan, bırak kamuoyunu tatmin etmeyi, kendi parti örgütlerini, partinin başkanlarını, yöneticilerini ikna edecek kabiliyetin yoksa kötü. Ha, bir şey daha hatırladık. Geçen seçimlerde de, 2019 seçimlerinde de mesela Büyükşehir adayıyla İl başkanı arasında yine bu seçim yardımı paralarıyla ilgili kavga çıktıydı. Ve bu kamuoyunun gözleri önünde yaptı, medyada yansıdı haberler. Yani olmaması gerekir. Üzücü bu olaylar. Evet, bir ayrım söz konusuydu bundan önceki seçimlerde. Bu seçimlerde de bir çatlak görür müyüz diye, yani çatlaklar parti içerisinde oldu ama şu an il başkanıyla entegreli gidiliyor sanki. İl başkanıyla entegreli gidilse de pek çok gidilen ilçelerde ilçe yöneticileri adayları karşılamadığına dair konuşmalar ve iddialar var. Hatta bununla ilgili sosyal medya paylaşımları da var. Bu bir siyasi partinin, iddialı olan bir siyasi parti için olmaması gereken şeyler. Yani her parti kendi gücünü seçimde göstermeli. Ondan bundan toplama oylarla, yani taşıma suyla değirmen dönmez diyorlar ya, aynen öyle bir durumdayız. Bakalım değirmen İnsanlar ne kadar dönecek. İnsanlar da bakıyor, kendi içinde bir anlaşma yokken biz nasıl güveneceğiz, bizi nasıl yönetecekler diye. Keza demin verdiğiniz örneği biz genel seçimlerde de yaşamıştık. Aslında bu her partide olan bir şey. Siz DEM'den örnek verdiniz. İktidarda Hüdapar'la bir görüşmesi olmuştu. Evet. Bu da aslında çok yani doğru tartışıldı. Değil. Doğrusu yanlış. Şimdi siyasetçilerin kendisi. Biz siyasetçi değiliz. Biz siyasetçi terör uzantılı değiliz. Bir parti nihayetinde. Vatandaşın bakış açısına göre, bize gelen bilgilere göre eleştiri veya kendimize göre ya yorum yapıyoruz. Burada da bir algı yapıyoruz. Yönetimi söz konusu. Tabii onu ki öyle. Şimdi ben. Sıkıntı şurada mesela. Millet İttifakı niye dağıldı? Bir tane aday çıkardılar. Geri kalan liderlerin hepsini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Yetmedi, iki tane belediye başkanını eklediler, monte ettiler. Baktı şimdi millet. Gerçekten ama yine oy aldılar. Mesela doğudan bakıyorsunuz, CHP'nin oyları, milletvekili oyu %2, Cumhurbaşkanı oyu %55 Şırnak'ta. Nasıl oluyor? Yani orada demek ki DEM o masada olmamasına rağmen o zamanki HDP üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş. Şimdi bu seçimde de aynı olaylar var. Gerçi şimdi açık konuşuyorlar. Açık. Mesela biz diyorlar onunla kent uzlaşısı yaptık veya işte Türkiye İttifakını kurduk, seçmenler kuruyor, bizimle alakası yok. Tamam, seçmen kuruyorsa sen oradaki adamı, yöneticisini getirip kendi parti listenden niye belediye başkanı adayı yapıyorsun, niye belediye meclis üyesi adayı yapıyorsun? Madem halk sandıkta uzlaşı yapacaksa sen niye bunları taşıyorsun ki sırtında? Yani bunlarla ilgili çok sorular var. Tabii bunlar daha çok seçim sonrası yapılacak analizler. Bugün seçim öncesi biz herkese başarılar diyelim. Herkes umudunu ve hedeflerini kaybetmesin, halk da gereğini yapar. Deminki iddialara da umuyorum ki parti tabanından bir açıklama gelir diye düşünüyorum. Kamuoyunda aydınlanmış olur ve İnşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Seçim demokrasinin bir gereğidir. Aday olmak, seçimlerde iddialı olmak, siyasi partilerin seçim yarısına girmesi, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini arzu ettiğimiz bir eylemdir. Sandılar. Aynen öyle görmek istiyoruz. Umarım seçime kadar da kazasız belasız bu olay tamamlanır. Vatandaş ne eylerse doğrusu ne. Evet sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.